Merhabalar, bu dersimizde strings package'i içerisindeki prefix ve suffix işlemlerini inceleyeceğiz. Şu şekilde yazayım. Bu bir string veri içerisindeki önek ve son ekleri incelemek için kullanılan iki function'dır. Hemen örneklerimize geçelim. Şöyle println ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Result olsun mesela. Result'ta strings package'ını kullanarak diyorum ki has prefix function'ını kullanacağım. Ve bunda da bir veri gönderiyorum. Bu veriyi de şöyle yapabiliriz. Bir data şeklinde bir tanım yaparız. Mesela Türkiye olsun. Şuraya ilk parametre olarak ben data'yı veriyorum. İkinci parametre olarak da ne aradığımı söylüyorum aslında. Mesela TU böyle bir şey var mı? Bizim metnimiz içerisinde. Ona bakacağız. Hemen çalıştırıyorum. Evet, varmış mesela. Bu örnek dediğimiz olay aslında bir string verinin başlangıç kısmından bir şeyleri bulmayı sağlar. Çalışma mekanizması ise çok basit. Sizin aradığınız şey ilk parametredeki data içerisinde varsa true döner, yoksa false döner. Çok basit bir yöntem var. Peki ben bunun baş harfini küçük yaparsam gene de bunu bulabilir mi? Veri aynı ama sadece baş harfi küçük. Gördüğünüz gibi geriye false değeri döndü. Yani bulamadım. Bu temel anlamda kullanımı diyebiliriz. Peki mesela Türkiye için ben AM'yi kullanıyorum. Amerika ararmış gibi. Yine false dönecek bize. Bu şekilde örnekler üzerinde çalışılabilir. Tabi bu sadece bir örnek. Mesela burada ne yapıyoruz aslında bizim yapmak istediğimizde? Mesela ne zaman kullanabilirsiniz? Bir elimizde veri olduğunu düşünelim. Bizim herhangi bir veri kaynağındaki, bir veri tabanındaki tabloların içerisindeki nesneleri biz arıyoruz diyelim. Eğer bu konuda tecrübeliyseniz on binlerce nesne olabileceğini, binlerce nesne olabileceğini tahmin edersiniz. Mesela bunların standartları vardır. Baş harfi PR ile başlarsa prosedür ya da SP ile başlarsa prosedür ve W ile başlarsa bu şekilde view'dir gibi. Ben mesela bunların içerisinden PR ile başlayanları bulmak isteyebilirim. O zaman tabloların adına, yani bunu veri tabanı sorgusu olarak değil de bir yazılım, kontrol yapan bir yazılım olarak düşünürseniz, mesela prosedür olanları ben listeleyeceğim diyorum. PR dedim. Has prefix olarak ön ek olarak PR ile başlayan şöyle olabilir. PR ile başlayan bütün kayıtları, tabi bu daha standart kullanım olur. Bu daha garanti olur yani sizin yapmak istediğiniz işlemlerde. Eğer böyle bu isimle başlıyorsa anlarım ki bu bir prosedürdür. Ondan sonra o nesneyi alırım. Sonra o nesneyi istediğim gibi kullanabilirim mesela. Bir diğeri de bunu kapatıyorum. Ben şimdi de has suffix'i kullanacağım. Has suffix şu şekilde. Bunda da son eki karşılaştırıyoruz aslında. Ben bir yazılım üzerinde örnek vermek gerekirse, ki bu da çok kullanılan bir şeydir. Mesela elimizde veriler var. Elimizde dosyalar var. Örneğin PHP dosyası diyelim ki. Bunları nasıl bulabiliriz? Mesela PHP, Go, C#, C#'ın CS, Go'nun .go, mesela
Visual Basic'in VB gibi, Python'ın P'ye. Mesela biz bunları bulmak isteyelim. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Dosya add, mesela Go olanları bulalım. Nasıl yaparız bunu? Elimizde datayı yazdık biz buraya. Diyorum ki ben soneki.go olan kayıtları bulmak istiyorum. Bu elimdeki veri, mesela dosya adı .go ile mi bitiyor? Mesela. Eğer öyleyse ben bunu direkt Go derleyicisine gönderirim. Gördüğünüz gibi. Mesela ben Python için yapmak istersem, mesela py'leri bulmak istiyorum diyelim. Gördüğünüz gibi false döndü. Çünkü bu bir Python dosyası değil. Bu bir Go dosyasıydı. Aslında bu tür amaçlarla kullanılmak için geliştirilmiştir. Has prefix ve has suffix.